Selim Savcı. Günaydın. Hoş geldin. Çay kahve? Gel otur, seninle işimiz var. İstediklerin harfiyen yapıldı. Bundan sonra artık Akgün'e temasa geçmelerini bekleyeceğiz. Hoş, benim için çok uzak bir ihtimal ama madem sen bu kadar eminsin. Bu kadar da uzun beklemeyeceğiz. Böyle dip dibe mi bekleyeceğiz peki, pardon? Bize pusu kuran bu şahıslar olayın akabinde trafik kazasında hayatlarını kaybetmişler. Biliyor muydun bunu? Ama kaza değil. Sesleri kesildi. Canan'ın suikastini kim azmettirdiyse bu işi de yapan aynı kişi. Bununla ilgili savcılıktan talepte bulundum. Olay yeri dosyalarına ulaşmaya çalıştım. Otopsi raporlarına falan hiçbir şey bulamadım. Bunları resmi olarak mı istedin, pardon? Zaman resmi bir titri vaat etmedin mi? Bak Selim Kara, senin şu anda bu kadar ortalarda görünmen mantıklı değil, tamam mı? Akgün'le ikinizi aynı anda sisteme sokmak dikkat çeker. Bizim şu anda ilk önceliğimiz Akgün'ü oyuna sokmak. Her şeyin bir sırası var. Sen de sıranı bekleyeceksin. Sen neyi sıraya diziyorsun ya? Sen neyi sıraya diziyorsun ya? Benim önceliğim Canan. Sen bir sakin ol. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Biz böyle mi konuştuk? Bak Sare Akay, ben buraya işleri sıraya dizip sabretmek için gelmedim. Benim ilk işim bu adam neredeyse onu bulmak. Bu herif ortada dolanıyor, nefes alıp veriyor. Ben onu bulacağım. Sonra bulacaksın. Ne olacak? Ne olacak? Çekeceksin tetiği, öldüreceksin mi adamı? Ha? İntikam için mi buradasın? Ne bu bağırman? Bu yüzden mi? Sen buna şaşırmaya şimdi mi karar verdin? Yok, hayır, ben şaşırmıyorum. O zaman verdiğin sözü tut. Sana verilen sözlerin hepsi harfiyen yerine getirilecek Selim Kara. Sen ona şüphe etme. Ah. Ne bu? Telefon. Kriptolu. Dinlenemez de takip de edilemez. İstihbaratta hoş geldin Selim Kara. Ver Coşkule'yi. Cezaevindeki süren buraya kadarmış. Allah kabul eylesin. Yapma. Ne olur kıyma bana. Bak, ne bulmayı umduğunu bilmiyorum ama ben bu dosyayı defalarca inceledim. Bu mesele Akgün'e sirayet etmeyecek ama. Canan'la ilgili bir şeyin peşinde olduğunu öğrenirse kafası karışır. Canan Hanım onun için de önemli bir figürdü, değil mi? Sonuçta Akgün de annesiz büyümüş bir çocuk. Bir bak bakalım ne yazıyor burada. Ölen adamın kardeşin ifadesi. Abim ağzına hiç sürmez de yazıyor orada. Evet, sonra ifadesini değiştirdi. Bu adamı hemen alıyorsunuz, üzerine gidiyoruz, konuşturuyoruz. Belli ki bu adamın gizlediği bir şey var. Yavaş Selim Savcı. Bir yavaş.
adım adım ilerleyeceğiz. Önce hedefimizi seçeceğiz, sonra yöntemimizi belirleyeceğiz. Yöntem de hedef de belli daire başkanı. Adam burada bas bas bağırıyor, gelin beni konuşturun diye. Gidiyorsunuz, bu adamı alıyorsunuz. Tamam, bitti. Adamı gidip almayacağız Selim Savcı. Adam buraya gelmeyecek. Biz adama gidiyoruz. Ne demek biz gidiyoruz? Ya hala savcı gibi düşünüyorsun ya. Biz seninle bu metodoloji konusunda çok tartışacağız. Çok belli oldu bu şu an. Ya sen bir unutsana savcı olduğunu. Bırak mahkemeleri. Unut iddianameleri, kararnameleri ya. At bir cübbeni. Bu işte eğer ilerleyeceksek sessiz sedasız derinden yürümek zorundayız. Benim yöntemlerimle yürümek zorundayız. Anladın mı? Bak eğer beni oyalıyorsan. Ya ben seni niye oyalayayım ya? Kızın arıyor. Aç, telefonun çalıyor. Hadi. Efendim Yağmur. Baba. Bir şey mi oldu? Burada mısın? Yani gittin mi? Ters bir şey mi var Yağmur? Birine bir şey mi oldu? Bak çok önemli bir şeyin ortasındayım şu anda. Sesini duymak istedim. Tamam, ben seni arayacağım sonra. Kapatıyorum. Metodoloji diyordun, yöntem diyordun. Evet dinliyorum. Yarın ilk iş ne yapıyoruz onu söyle bana. Kızın iyi mi? Ne? Yağmur. Kızın. İyi mi? İyi. Altay nasıl? Şimdi bak. Ailemle ilgili araştırma yapmana ses etmiyorum. Görevin tanımın dahilinde olabilir, eyvallah. Ama benim özel hayatımla ilgili bana soru soramazsın. Altay başına bir iş açmış olamaz mı? Çocuğun başına bir iş gelmiş olamaz mı? Altay'ın ruhsal durumu seni niye ilgilendirsin ki? Ha? İsimleri dışında başka şeyleri de mi araştırdın? Ne kadar derine gittin? Ergenlik çağının orta yerinde annesini kaybetmiş bir çocuğun başına bir iş açması anormal mi sence? Bunu tahmin etmek çok zor. Efendim Sayın Müdürüm. Tamamdır. Tamam. Akgün görevini yerine getirmiş.